Hoş geldiniz 24 ekranlarından. Nurki Özker ben, kahve molası ile karşınızdayız. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Rusya, ruble ile ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı. Gaz kesintisinin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları da sert yükseldi. Polonya ve Bulgaristan kesintiyle Rusya'nın sözleşme ihlali yaptığını belirtti. Uyguladığı yaptırımlarla Rus ekonomisini hedef alan Batı'ya karşı Rusya'dan beklenen hamle geldi. Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları gerekçesiyle Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı. Ukrayna, Rusya'yı Avrupa'ya enerji kaynaklarını kullanarak şantaj yapmakla suçladı. Rusya'nın kararına meydan okuyan Polonya ise Rus gazı olmadan idare edeceğiz mesajı verdi. Polonya'nın kamu enerji şirketi yasalardan doğan tüm haklarını kullanacağını duyurdu. Bulgaristan Enerji Bakanlığı da Nisan ayı için ödeme yaptıklarını ve gaz sevkiyatının durmasının sözleşme ihlali olacağını açıkladı. Polonya'nın Rus gazına bağımlılık oranı %40 seviyesinde bulunuyor. Ülke bu bağımlılıktan kurtulmak için Norveç gazına ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedariğine güveniyor. Rus gazına bağımlılık oranı %90 seviyesindeki Bulgaristan ise alternatif tedariklerin garanti altına alındığını vurgularken ülkedeki tüketime ilişkin herhangi bir kısıtlama yapılmayacağını belirtti. Rusya'nın iki Avrupa ülkesine gaz akışını kesintiye uğratacağı haberi piyasalara da yansıdı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları sert yükseldi. %24'lük artışla megawatt saat başına 128 avroya yaklaştı. Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'nın bu adımı sonrası gözler diğer ülkelere çevrildi. Avusturya, Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme sistemini kabul ettiğini açıklarken yeni ödeme sisteminin yaptırımları ihlal etmediği vurgulandı. Alman enerji şirketi Uniper ise yeni ödeme sistemini Gazprom'la istişare ettiklerini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Dost olmayan ülkelerin yeni sistemi kabul etmemesi halinde ise gaz sözleşmelerinin durdurulacağını açıklamıştı. Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurmasıyla avro-dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyesini gördü. Küresel piyasalarda ABD doları bugün avro karşısında Nisan 2017'den bu yana ilk kez 1,06 seviyesinin altını test etti. Uzmanlar dolardaki yükselişin hızlanması, Rusya'nın enerji ihracatına dair attığı adımlar ve Avrupa Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma konusunda Fed'den daha temkinli davranması Avrupa'nın ortak birimini olumsuz etkili ifadelerini kullandı. Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasının sonuna geldiğini, fiyatlasa da Rusya'nın petrol ve gaz ihracatını kısıtlama kararının enerji fiyatlarını daha da yükselteceğinden endişe ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın da bu anlamda temkinli hareket etmesi bekleniyor. Dünya Bankası Ukrayna Savaşı'nın emtia piyasalarına etkisi başlıklı yeni bir rapor yayımladı. Raporda savaştan kaynaklanan gıda ve enerji fiyat şoklarının yıllarca sürebileceği vurgulandı. Ukrayna'daki savaşın emtia piyasalarında büyük bir şoka neden olduğunu dikkat çekilen raporda bunun küresel ticaret, üretim, tüketim kalıplarını ve fiyatları 2024'ün sonuna kadar rekor seviyelerde tutacak şekilde değiştiği belirtildi. Dünya Bankası raporunda son 2 yılda enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin 1973'teki petrol krizinden bu yana görülen en büyük artış olduğunu da vurguladı. Emtia fiyatlarının son 5 yıllık ortalamanın oldukça üzerinde kalacağına yönelik tahminlere de yer verilen raporda savaşın daha uzun sürmesi veya Rusya'ya ek yaptırımlar gelmesi durumunda fiyatların öngörülenden daha değişken olabileceği ifade edildi. Dünya Bankası Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse de emtia piyasalarının Ukrayna'daki savaş nedeniyle son yılların en büyük arz şoklarından birini yaşadığına dikkat çekti.
Haydi piyasalara gidelim bakalım, piyasalarda neler olup bitiyor. Borsa İstanbul eksi de 2401 puandan işlem görüyor. Bakalım döviz cephesine. Dolar artı da 14.82'den işlem görüyor. Euro eksi de 15.74'ten işlem görüyor. Altın cephesine de bakalım. Ons altınla başlayacağız. Ons altında neler olup bitiyor? Eksi de 1897 dolardan işlem görüyor ons. Cumhuriyet 6108'den, çeyrek 1478'den, gram altında 904 liradan işlem görüyor diyelim. Petrole bakalım. Brent petrol varil fiyatı 105 dolardan işlem görüyor. Artı da son olarak da tahvile bakacağız. Tahvil 21,73'ten işlem görüyor ve eksi de diyelim. Detayları almak için de yayın konuğumuza gidelim. Yatırım danışmanı Eda Karadağ bizimle. Eda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Neler olup bitiyor küresel piyasalarda ve içeride, özellikle de bu karşılıklı yaptırım kararlarının ardından ne tür yansımalar var? Evet, ifade ettiğiniz gibi bu yaptırımlar zaten piyasaları ciddi anlamda endişelendiriyor. En son Rusya'dan gelen doğalgaz kesintisi haberi, yani Bulgaristan ve Polonya'ya gaz sevkiyatının durmasını belirtmesiyle beraber enerji fiyatlarında zaten oynaklığın hızlandığını gördük. Zaten bu savaş döneminde en önemli konu enerji ve enerjiyle ilgili ciddi yaptırımlar oldu. Yani bunun öncesinde Amerika ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarını takip etmiştik. Avrupa bu konuda biraz daha çekimser konuyordu. Şimdi tabii ki Rusya'dan böyle bir hamle gelmesi gerçekten tedirgin edici. Devam edecek gibi de gözüküyor bu tarz misillemeleri ve bu da tabii ki özellikle enerji fiyatlarını da etkileyecek. Yani bir süre daha oynaklığın devam etmesi muhtemel olabilir. Çünkü küresel piyasaların gündeminde bir bu başlık var. Diğer tarafta tabii ki devam eden savaş sebebiyle tedarik zincirinde aksamalar, yüksek enflasyon, enerjideki oynaklık derken yine biz bu başlıkları takip etmeye devam ediyoruz. Şahin para politikası zaten gündemde. Önümüzdeki hafta biz tatildeyken 4 Mayıs'ta FED toplantısı olacak. Dolayısıyla FED toplantısına doğru zaman daraldıkça da piyasalarda biraz daha FED baskısının etkisi daha da yükselecektir diye düşünüyorum. Yani şu an için bunları konuşuyoruz. Tabii ki bir tarafta da küresel büyümeye yönelik endişeler hakim. Yani bu tablo karşısında dışarıda risk iştahı zayıf. Borsalarda satışlar var. Bilançolarda açıklanıyor Amerika'da. Dün gelen bilançolar doğrultusunda beklentileri karşılayamaması sebebiyle ABD endekslerinde genele yayılan satışlar vardı. %2, %3'ler kayıplar görünmüştü. Hani bu sabaha bakıyorum ABD vadelileri ve Avrupa endeksleri artıda. Yani biraz güne nazaran tepki alımları var ama yine de piyasada güçlü bir iştah olmaması sebebiyle dışarıda satışların devam edebilme ihtimalini unutmamak gerekiyor. İçeriye geçecek olursam içeride de tabii ki tablo kırmızı. Yani biz son haftalarda sizinle de yayınlarda ele alıyorduk. Yükselişin devam edeceğini ifade ediyorduk. Ama biraz hem dışarıdan sirayet ettiğini düşünüyoruz. Hem yavaş yavaş birinci çeyrekler açıklandıkça tabii ki piyasada biraz kar satışlarının da oluşmaya başladığı aşikar. Ve bir de önümüzdeki hafta bayram ve önemli bir FED toplantısı da var. Bir tatildeyken haliyle piyasa FED'i görecek. Biraz yatırımcılar riskten kaçıyor gibi. Yani bugün ve aynı şekilde Perşembe Cuma'da piyasada pozisyon kapamaları artabilir ve bu da bir miktar daha borsadaki satışları tetikleyebilir diye düşünürüz. Yatırımcılar riskten kaçıyor dediniz. Peki bu durumda güvenli liman olarak görülen altında seyir ne olacak? Yükseliş gelir mi? Altında da aslında kararsızlık devam ediyor. Yani ifade ettiğiniz gibi bir tarafta endişeler varken, küresel büyümeye yönelik ciddi bir endişe varken bunun altını beslemesi gerekiyor. Ama diğer tarafta şahin bir para politikası var. Yani Fed faiz arttırıyor ve daha da agresifleşebilirim diye piyasalara mesaj veriyor. Bu da tabii ki altını baskılıyor. O yüzden altın bu iki konu arasında sıkıştırdı kendisini ve haliyle biraz daha böyle bir kararsızlık devam edecek gibi. Tabii ki son günlerde biraz haliyle aşağı yönde bir zayıf seyir oluştu. Yani 1900 dolar seviyesinin altına doğru hareketlerin başladığını da gördük. O yüzden bu noktada yatırımcıları uyarmak isterim. Evet, aşağı yönde kısa vadede bir tepki var. 1885'lerin altında 1875, 1835'ler
önemli destekler. Hatta hatırlayacak olursak biz bir süre 1835 doların üzerine çıkamıyorduk. O yüzden aşağıda en önemli kırılma noktası aslında 1835 dolardan geçiyor. Yani olası satışlar belirttiğim bu desteklere kadar karşılanırsa biz tekrardan 1900 dolar seviyesinin üzerinde hareketler görebiliriz. Ama benim şahsi görüşüm bu hafta bu kararsızlık devam eder. Önümüzdeki hafta 4 Mayıs Fed'den gelecek mesajlar doğrultusunda altın biraz daha yönünü bulabilir diye düşünüyorum. Yani Fed'e kadar temkinli kalacaktır. Peki. Yatırım danışmanı Eda Karadağ değerlendirmelerini aktardı. Eda Hanım teşekkür ederiz. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sırada ekonomi ile ilgili haber turumuz var. Deutsche Bank'tan Amerika'ya derin resesyon uyarısı geldi. Fed'in 40 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadele etmek için 1980'li yıllardan bu yana en agresif sıkılaşma politikasını uygulayacağına dikkat çekilen raporda bu nedenle Amerika'nın gelecek yıl resesyona girebileceği öngörüsü paylaşıldı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da tüketici güveninde rekor düşüş görüldü. Mart'ta -15,7 puan olarak ölçülen endeks, Mayıs için yaklaşık 11 puan daha azaldı. Böylece -26,5 puana geriledi. Tüketici güveninin 2 aydır ard arda düşüş eğilimini sürdürdüğüne işaret eden yetkililer, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonun tüketicilerin satın alma gücünü düşürdüğünü vurguladı. Moskova Tahkim Mahkemesi, Rusya'nın önde gelen televizyon şirketlerinden Gazprom Medya'nın YouTube aleyhine açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, YouTube'un şirkete ait kanalların yayını durdurması nedeniyle Google'a ait 7 milyon dolar değerindeki varlıklara el koyulmasına hükmetti. Avrupa Birliği ticari araç pazarında toplam satışlar Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre %24,9 azaldı. Böylece düşüş seyrini ard arda 10. aya taşıdı. Üye ülkeler arasında satışlar bu nedenle Almanya'da %19,6, Fransa'da %25,9, İspanya'da %41,2, İtalya'da ise %9,7 oranında daraldı. Türkiye'de Mart ayında 97.974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Böylece trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25.478.989 oldu. TÜİK, Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu ise motosikletler oluşturdu. Ocak-Mart dönemine de bakalım. Hemen o döneme baktığımızda da 240.370 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını görüyoruz. Günlerdir konuşulan başlıklardan biriydi. Dünyanın en zengin insanı Musk'ın Twitter'ı satın alması ama bu satın alma Tesla'ya yaramadı. Çünkü Tesla Musk'ın Twitter anlaşmasına yönelik fonlama endişeleriyle 126 milyar dolar değer kaybetti. Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için şirket yönetimiyle anlaşmıştı ve bu rakamın 21 milyar dolarını kendisinin karşılaması gerekiyor. Tesla Twitter anlaşmasında bir taraf olmasa da Musk'ın satın almayı nasıl fonlayacağını, kamuya açıklamayı reddetmesinin ardından hisseleri spekülatif satışların hedefi oldu. Nasdaq'ta işlem gören Tesla hisseleri dün 12.18 değer kaybetti ve böylece Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon 34 milyar dolardan 908 milyar dolara geriledi. Bu haberimizle noktalayalım kahve molasını. 21'de esas meselede yeniden buluşalım. O zaman dek hoşça kalın.